size kim derler, burası neresi? Sesli konuşsan. Burası Niğde ilinin Uluguşla ilçesinin Toraman köyü. Her görüntü hepsini. Şimdi ben burayı 4 sene evvel aldım. Buraya çeşitli çıbıkçı arkadaşlar getirdim. Dut çıbığıyla bakıyor, bakırla bakıyor. Hatta şeyi de getirdim. Bu jeoloji mühendisi de getirdim. İki tane kuyu vurdum. İki tane kuyu baharın su varken normal idare etti. Fakat Temmuz, Haziran'ın sonu, Temmuz başlayınca sular bitme seviyesinde ve bitmek üzere. Şimdi internette araştırırken Şevket Bey'in ismini duydum. Orada videolarını izledim. Kendisini telefonda aradım. Yalnız mı? Dedim ki Şevket Bey, böyle böyle benim bir sorunum var. Kendisi Adıyaman Gölbaşı'nda olduğunu bana söyledi. Fakat dedi, benim bir denemem var, bir tecrübe sahibiyim. Buradan ağrı dedi, ben onu bir test yapmak amaçlı dedi, deneme yapalım dedi. Kendisinin Adıyaman Gölbaşı'nda olduğunu söyledi. Ben de Uluguşla'nın Toraman köyündeyim arkadaş. Ve bana oradan ağrı tutmuş olduğu aletle nasıl fark ettiyse, anladıysa bana dur dedi. Ve durduğum zaman hemen kuyunun yanında, bir metre yanında bulundum. Pardon, kuyuya kaç metre olduğumuzu yok, deme dedim. Yok, uzaktasın. Demedi. Zaten kuyuna, yani kuyuya yakınsın, uzaksın diye bir şey demedi adam bana. Ben dedi oradan ağrı sen... Kuyunun başına varınca bilebileceğim mi? Kuyunun başına varınca bilebilecek miyim diye şey yaptı. Ben de maksuz dolaşımlı yönlerden geldim. Bak ben o zaman bu yandan ağrı böyle yol uzattım. Evet. Osman abi de mi? Evet, doğru. Yolu uzattım ben. Evet. Acaba sen hani doğru ya? Sen de Osman Bey. Evet, evet. Sen de buradaydın. Yolu evet. Uzattım. Beraberdik. Adam bana kuyunun başına geldiğim an dur dedi. Şu an neredesin dedi, kuyunun başındayım. Kendisi Adıyaman Gölbaşı'nda, biz Uluguşla Toraman köyündeyiz. Ve yukarıki kuyumun yanına gittim. Bir kuyu daha var dedi. Bir kuyu daha var dedim. En arası gördüğümüz gibi 200 metre. 200 metre. Bana uzak ve yakında olsun deme. Söyleme metresini dedim. Bana, değil mi? Evet. Seslenme buyurun dedi. Ben buradan yavaş 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 maksus zamanı da uzattım ki hani mesafeyi tahmin edebilir belki adım hesabı diye. Dolaşımlı yönlerden kuyuya yaklaştım. Bana dur dedi. Ses atsın, çok uzağa gitme. Bana dur dedi. Durdum. Neredesin abi dedi. Kuyuya 5 metre mesafedeyim. Dedi ki abi, bunları bir ben bir tecrübe yapıyorum. Oraya bir taş koy. Vardığında nasip olursa. Varalım, gerçeklerle esas tespitimizi yapalım. Bakalım bizim bu denememiz ne kadar gerçekçi dedi. Ve aynen dediği gibi kuyunun başındayız şu an. İşte gördüğünüz gibi sayın seyirciler, kuyumuz. İşte de kuyu. Gösterir misin? Bacı az şöyle dur. İşte de kuyumuz. Tamam. Yani geri çekil şimdi az daha. Gene gerçekten, bu yana. Gerçekten benim şeyim, Cenab-ı Allah bu adama bu sırrı vermiş. Çünkü Allah neden 700 kilometre mesafeden benim suya vardığımı tahmin etti yani. Önce Cenab-ı Allah şimdi büyük. Şimdi Osman mıydı? Evet. Osman Bey, siz de buna şahit oldunuz. Evet, evet. Evet. Sayın seyirciler, şimdi arkadaşımız, isminiz pardon. Salim Tan. Salim Tan. Osman Bey. Saçıkaralı. Osman Saçıkaralı. Evet. Bura Niğde, Ulukışla, Toraman köyü. Arkadaş da yine bahsetti. Ben, şimdi benim konuşmam halk arasında, seyircilerimizin arasında, ya bu şov yapıyor. Bu kesinlikle havadan sudan sıkıyor. Kendi kendine şov yapıyor. Derler, haklısınız da. Ben bunu beyin gücüyle yapıyorum. Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bir yetenek. Oradan buraya ben bunu yönlendiriyorum. Diyorum ki kardeşim, sen kuyunun yanında, uzakta ve yakında olduğunu deme. Sen neredesin bura? Kendisine diyorum. Bura işte Niğde, Uluguşla, Toraman. Ben bunu kayıta giriyorum. Devamlı kendine işte söyle direkt. Neredesin? Aynen. Benim beyin başka yere akmaması için devamlı kendiyle konuşarak, iletişime geçerek devamlı git kardeşim, git kuyunun üstüne git ve aynen gördüğünüz gibi bu çubuk nasıl ki bu elimdeki aparat, tutar mısınız? Şimdi böyle cana geliyorsa şu an bak tespit evet ettiği yerde şu anda nasip oldu, geldim. Dedim ki ben o bölgeye varınca yerlerini işaretle, ben kontrol edeceğim. İşte gelip de dediği yere gelince işte bu çubuk Adıyaman Gölbaşı'nın nasıl tepki veriyorsa şu an bak buyurun işte burada. Bu şekil bana Adıyaman Gölbaşı'nda bu çubuk tepki verdi. İşte birebir durduğum yerde de buradan öte yalan söylüyorsa işte iki tane arkadaşlarımız var. Yalan söylüyorsa bunlar
seyircilerimin üzerinde ben kesinlikle gene demiyorum. Ben genel Allah razı olsun ne yaşadıysanız onu anladım diyorum. Kesinlikle öte, yalan yok. Takdir. Bak, abim evet. De burada. Osman abi de doğru, burada. Doğru abi. Hiçbir katkı da yok, şey de yok. Gerçek neyse olan bu arkadaşlar. Şu anda da evet, şu anda da geldik burada, yerini tespit ettim ve ana merkezini tespit ettim. Burada bir yer. İnşallah Allah nasip ederse onu da ileride kendisinden videosunu isteyeceğim. Peki İnşallah. Hadi hayırlı olsun. Allah utandırmasın kardeşim. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Sağ ol. Gir. Evet, şimdi senin ben kendini bir açıkla bakalım. İsmini efendim, oran neresi, sana kim derler? Şimdi beyine benim onu bir not alıyorum. Sana kim derler? Ha, senin ismine Tarsuslu Salim derler. Abi o bulunduğun mevki neresi? Ulu Kışla Toraman Köyü Asar mevkisi. Abiciğim şimdi şu anda sen o kuyunun üzerine, ben şimdi şu an Adıyaman Gölbaşı'ndayım. Buradan bir test ediyorum ben. Bağırım suyun başına varınca, kuyunun başına varınca burada ben bileceğim mi bilmeyeceğim mi? Kuyunun üstüne doğru git. Telefonunu kapatma, devam et. Varınca kuyunun etrafına şöyle bir dön Eren, bir başına yaklaş bir de kuyunun yanına. Ha, devam et. Devam et abi. Devam et. Abi görüntüm alıyorsun değil mi? Çubuğun görüntüsünü. Evet, şu an şeyde Niğde Ulu Kışla Toraman Köyü'nde. Evet, Toraman Köyü'nde. Şu an bahçeye gidiyor arkadaş. Kuyunun başına gidiyor. Ben buradan bir test etmeye çalışıyorum. Bakalım kuyunun başına vardığını bileceğim mi bilmeyeceğim mi? Şu anda arkadaş devam ediyor. Ben bu yerini görmedim. Hiç bilmiyorum. Şu an geliyor bakalım. Burada bu aparat bana tepki verecek mi vermeyecek mi? Bir test yapıyoruz. Devam ediyor. Evet abi, devam et. Devam et abi. Geliyor mu ses? Evet, devam et abi. Devam ediyor. Evet abi. Evet, şu anda devam ediyor. Geliyor. Niğde Ulu Kışla. Ulu Kışla. Ne köyüydü? Toraman. Toraman. Toraman Köyü. İsim? Salim. Tan. Salim Tan. Evet, devam ediyor arkadaşım. Kuyunun yanına devam ediyorsun. Kuyunun yanına vardığın zaman şimdi bir sen dur diyebilecek mi? Devam ediyorsun. Sen geliyorsun. Evet. Devam et. Evet, geliyor. Devam ediyor abi. Şu an geliyor. Evet abi, şu an neredesin kuyunun? Neresindesin? Tamam abi, ancak bu kadar olur. Şu anda tamam. Evet, gördüğünüz gibi işte sayın seyirciler, şu anda işte şu an ne kadar mesafededin abi? Bir daha sesli. 1,5 metre. Şu anda işte gördüğünüz gibi vatandaş, ben buradan bilmedim, görmedim. Ben sizin bahçenizi biliyor mu? Seni tanıyor mu? Ha, şu anda nasip olursa pazar ertesi günde yanına varacağım. Aynı noktaları gene tespit ederiz inşallah. Daha hayırlı olmaya çalışırım. Bu an bir test yapıyorum. Şu an bunu dikkate almıyoruz. Şu an ikinci bir kuyu vurmuş bu vatandaş. İkinci kuyunun yanına gidiyor. Şu anda çok az bir su olduğunu söylüyor. Dur bakalım o kuyunun başına varınca onu da test edebilirim mi? Niğde Ulu Kışla Toraman mıydı? Toraman Köyü. İsim? Salim Tan. Evet, Salim Tan arkadaşın şu an kuyusunu test ediyoruz. Adıyaman Gölbaşı'ndan. Ha, buna inanmak biraz çok zor. Ancak gören inanır. Yoksa ne desem boş. Şu an bakalım yaklaşsın kuyuya. Bir de onu test edecek. Bakalım kuyunun başında bilecek mi bilmeyecek mi? Ben bölgeyi bilmiyorum, tanımıyorum. Görmedim. Evet, evet, devam ediyor. Arkadaş devam ediyor kuyuya. Ben bilmiyorum. Devam ettiğini söylüyor. Evet.
Abi sen bana metre deme, sen metre dedin miydi? Benim şey bozuluyor, ben bilmeliyim. Ha, ay inşallah. Ay gidiyorsun sen. Kuyunun başına var, etrafını bir dön. Belki su bir yerden girer, bir yerden geri çıkışı olmayabilir. Evet abi, gidiyor. Gidiyor abi. İşte sayın seyirciler, işte gördüğünüz gibi ben şu anda gözü aparat elimde bekliyorum. Bu arkadaş kuyunun başına varınca bu aparat cana gelecek diyeyim gayrı. Bu an burada tepki verecek. O adamın o suyun başına vardığı an. Dur bakalım vericimi. Ama şu an kuyuda çok az bir su olduğunu söylüyor. Bir sızıntı kaldı diyordu. O da varsa. Şimdi şu an bekliyorum. İkinci bir testimizi yapıyoruz. Evet. Niğde Ulukışla. Neresi Niğde Ulukışla? Toraman Köyü. İsim? Salim Tan. Evet abi, Salim Tan arkadaşım şu an kuyusunu test ediyoruz. Evet, ben şu anda Adıyaman Gölbaşı'ndayım. Salim Tan, Niğde Ulukışla. Evet, şu anda arkadaş geliyor. Bakacağız bakalım. Kuyunun başına vardığı zaman bir iletişim sağlayabilecek mi? Ha, sayın seyirciler, bunun herhangi bir şey yok. Bu beyinle ilgili. Şu an içi benim beyin oraya aktarılmış durumda. Dur bakalım, yakalayabilecek mi? Bekliyorum şu anda. Arkadaş devam ediyor. Devam ediyor. Evet, devam et. Kuyunun etrafını dön yaklaşınca. Evet abi, dönüyor, gidiyor. Var neredesin? Gidiyor. Evet abi, abi şu an neredesin? Tamam abi, tamam. Belki de su oraya bir taş koy, 5 metre dediğin yere. Pazartesi vardığım gün dediğim yeri tespit edici mi bağlayalım?